Astroloji herkesin dikkatini çekse de aslında oldukça karmaşık bir konu. Burçların özelliklerini en doğru şekilde öğrenebilmek için keyifli bir sohbete götürüyorum şimdi sizi. İsterseniz yıldızların hareketlerini takip edin, isterseniz haftalık burç yorumunu okuyun. Astroloji hakkında bilmediğimiz o kadar çok şey var ki hepsini Dinçer Bey'den biraz sonra öğreneceğiz. Bizi 2019'da neler bekliyor? Koç ve yükselen koçla başlayalım o halde. Şimdi koçlar için özellikle bu 2019 senesinin fırsat ve şanslı alanları daha çok yurt dışı ile ilgili işler, yabancılarla ilgili işler, akademik kariyerleri varsa bu alanlarda inanılmaz fırsatlarla karşılaşacaklar aslında. Ticaretle ilgili üniversite daha fazla para kazanacaklar. Üniversite sınavına gireceklerse kuvvetle muhtemel kazanacaklar. Sıra geldi boğalara. Boğa ve yükselen boğalar için ise 2019 şakır şakır para harcayacakları ve ama tabii harcayabilmek için de gerekiyor, kazanmak gerekiyor. Çok güzel para kazanacakları bir sene olacak onlar için. Ortaklaşa işlerden harika paralar kazanabilirler. Yatırımlardan çok güzel para kazanabilirler. Bu sene boğalar belki de ilk defa ev sahibi olabilirler. Aslında çok keyifli, çok bereketli, finansal konularda inanılmaz güzel, kazançlı bir 2019 senesi bekliyor boğaları. Sıra geldi. İkizler ve yükselen ikizler burcuna, senin burcuna geldi evet, sıra. Evet, kesinlikle. Can kulağıyla dinliyorum evet. Şu an sizi. İkizler ve yükselen ikizlerin evlilik senesi. İlişkiler, aşk, anlaşmalar, sözleşmeler, evlilikle ilgili çok şanslı, çok bereketli, çok keyifli bir sene başlıyor aslında. Kariyerle ilgili 2019 senesinde özellikle Mart, Nisan ve Mayıs ikizler için böyle yıldız gibi parlayacakları bu 3 ay olacak onlar için. Önlerine çıkacak olan fırsatları çok iyi değerlendirmeliler. Ya da bu tarihlerde terfi edebilirler ve yükselebilirler aslında. Burada geldi yengeç ve yükselen yengeç burçlarına. Onlar için yine güzel haberlerimiz var. 2019 senesi onlara sağlık, sıhhat ve şifa getirecek. Eğer hastalıkları varsa, uğraştıkları bir takım sağlıkla ilgili problemleri var ise işte bu problemleri artık çözüme ulaştıracaklar aslında. Güzel destekler alacaklar. Zayıflamak istiyorlarsa, vücutlarını bir şekilde forma sokmak istiyorlarsa 2019 bu konular onlara çok yarayacak. Ve sıra geldi. Sıra geldi aslanlara. Aslan burcu olanlar ekran başına. Evet. Aslan ve yükselen aslanlar. 2019 senesi aslanlar için aşk senesi olacak. İnanılmaz keyifli, romantik, ayaklarını yerden kesecekleri bir aşkla karşılaşacaklar. Sadece aslanlar bir tık böyle flörtöz olabilirler. Ellerinde bulacakları aşkların kıymetlerini iyi bilmeleri gerekiyor 2019 senesi boyunca. Başaklara ve yükselen başak burçlarına. 2019 senesi başakları ya ev sahibi yapacak ya da ailelerinden ayrı yaşamak istiyorlarsa çok güzel fırsatlarla karşılaşacaklar. Harika. Evleri büyüyecek. Çok büyük, ya da arzu ettikleri, hayallerini kurdukları eve sahip olabilirler. Aile içerisinde küslükler, dargınlıklar, problemler varsa bunlar hallolabilir. Ve teraziler. Evet. Teraziler bavullarını hazırlasınlar. Çünkü yerlerinde duramayacaklar. Evet, çünkü onlar için inanılmaz seyahatlerin ardı ardı kesilmeyeceği, Leyla'yı havada görmüşçesine sürekli gezecekleri, tozacakları, görecekleri bir sene başlıyor onlar için. İnanılmaz eğitimler alacaklar. Bu eğitimleri alacakları, yani 2019 senesinde alacakları eğitimleri çok hızlı bir şekilde paraya dönüştürebilirler. Böyle eğitimler olabilir ya da bir kariyere dönüştürebilirler. Çok keyifli olacak onlar için. Sıra geldi akreplere. Akrep ve yükselen akrepler 2019 senesi adeta boğa burçlarında olduğu gibi para konusunda çok bereketli, inanılmaz zenginleşecekleri bir sene bekliyor onları. Çalışarak kazandıkları para kat bir kat artmaya başlıyor. Paralarına adeta bereket gelmeye başlıyor. Bereket yağacak adeta. Yay ve yükselen yay burçları. Jüpiter zaten bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter 2019 sene boyunca Aralık 13'e kadar
Yay burcunda seyahat edecek. Kedi gibi dört ayak üzerine düşecekleri bir 2019 bekliyor onları. Aşksa aşk, paraysa para, işse iş, sağlıksa sağlık. Ne evren güzel, ne yay ve yükselen yaylara inanılmaz bonkör davranacak 2019 senesi boyunca. Oğlakların sorumluluk senesi çünkü Satürn Oğlak burcunda. 2,5 sene kalacak 2020 Kasım'a kadar. Oğlaklar evliliğin sorumluluğunu alabilirler, işin sorumluluğunu alabilirler ya da kendilerine ait, kendi yeteneklerini ortaya çıkartıp bunları paraya dönüştürmek adına biraz çileli yollardan geçecekler ama günün sonunda büyük kazanacaklar aslında 2 sene sonra. Dediğim gibi Oğlaklar için bir sorumluluk senesi. Kova ve yükselen kovalar ise 2019 senesinde iş hayatına kazandıkları paralar çok artmaya başlıyor. Ödül alacakları bir sene. Eğer ki iyi çalışıyorlarsa patronları, yöneticileri onlara çok büyük büyük ödüller verecekler. Hayatta neyi umut ediyorlarsa, neyi istiyorlarsa bu 2019 senesi onlara çok rahat kavuşacaklar. Son burcumuza geldi sıra. Balık ve yükselen balıklar. Son 12 senenin en iyi kariyer dönemini yaşayacaklar 2019 senesinde. Çok iyi paralı işler, çok iyi maaşlı işler, atıyorum çok uluslu firmalarda çalışacaklar, işleri vasıtasıyla çok gezecekler. Gerçekten ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum. Son olarak, son moda olarak biz kıyafetlerin çok fazla içindeyiz. Kıyafetlerimizde burçlar hangi renkleri tercih etmeli? Bizlere söyleyebilir misiniz? Ateş grubu burçlar, aslan, koç ve yay. Mesela kırmızı tonları, turuncular, daha neon renkler daha uygun olur onlar için. Toprak grubu burçlar ise boğa, oğlak ve başak. Daha toprak renkleri, toprak renginin tonları, hakiler, yeşiller, daha pastel renkler daha uygun olur bu burçlar için. Su grubu burçlar, balık, yengeç ve akrep daha deniz mavisi tonları, mavi ve tonları, yeşilin, su yeşilinin tonları, her rengin su formatı, su mavisi, su yeşili, su sarısı gibi bunların tonları çok uygun olur. Hava grubu burçlar, kova, terazi, ikizler ise daha böyle koyu renkler, daha işte koyu maviler, koyu yeşiller, koyu sarılar, koyu turuncular, işte siyahlar, daha bunların hakim olmuş olduğu renkler daha hava grubu burçlar için uygundur açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz bilgiler için ağzınıza sağlık diyorum tekrardan. Rica ederim, ne demek. Astrolojiye dair tüm detayları Dinçer Bey'den öğrendik. Görüşmek üzere.